ne demiş, Burhan mı demiş? Ne demiş tam olarak Victoria, ne demiş yani tam olarak söyle bana. Burhan Bey kendisi geçen hafta söylemişti. Şimdi bu Cemre'de kan uyuşmazlığı durumu ortaya çıkınca... ...hani baba adayı olarak Sayın Altıntop'u aklıma geldi. Kendisine konuyu açar mısınız falan dedi yani. Peki, biyolojik baba olarak beni tercih etmesinin nedeni ne? Yüksek IQ abi, yüksek IQ. Şimdi sen üst düzey yöneticisin. Efendim özürüm, üniversite mezunusun. Beyaz tenlisi falan ya, hemen kendilerini kapmak isteyen adam mı olay yani, kendini kapatacaksın. Vay uyanık Victoria ya. DNA'larımın peşinden. Tabii abi. Çocuğun harbi babası Cem olacak da seni tamamen biyolojik olarak kullanmak istiyorlar yani, anladın mı? Hmm. Ama bana sorarsan bana ters. Bana ters. Sen sebil misin abi yani? Ama ne yapacaksın ki ya? Tanrı verdi kardeşim. Kız bir istekte bulunmuş. Yardımcı olmamız lazım. İnsanlık namına. Yani ne bileyim, değil mi? Tabii. Yalnız abi... Kız söylemeye çekiniyor da, ya bir ton kan testi, işte karaciğer filmi, işte MR filan bir şeyler lazımmış ya. Ay. Hadi ya. Benim istediğiniz hizmetler için her an göreve hazırım. Ne zaman isterseniz istediğiniz gün ve saatte çalışmalara başlayabiliriz. Çok teşekkür ederim. Kabul etmenize çok sevindim. Peki. Cem de çok minnettar. Canım ne olacak? Çorbada bizim de tuzumuz olsun. İnsanlık öldü mü yani? Yalnız sizden birçok sağlık testi isteyeceğiz. Evet liste ben de şöyle bir takdim edeyim. Becere, becere, becere. Hepsini mi yaptırmam gerekiyor acaba? Size çok zor gelecekse ben Tanrı Verdi'den de rica edebilirim. Ya ne demek tabii ki ya, her zaman, her zaman. Ne kapıyorsun lan elimden? Benim DNA'larım kullanılacaktı. Sen niye hani sana testi, tipsiz, hem de nasıl testiyse hem de atladın üzerine. Neyse. Ben şimdi bu testlerin hepsini bitireceğim. Akşamleyin size teslim edeceğim. Ondan sonrasında da uygun vakit ve zamanda yerde neresi olursa olsun çalışmalara başlayabiliriz efendim. Hayda. Aa Cem, yani niye böyle bakıyorsun? Bunu basit bir böbrek nakli olarak neden görmüyorsun? Basit bir destek olayı bu. Genlerim sizi hiçbir zaman pişman etmeyecek, göreceksiniz. Öf, öf, bu ne ya? Arkadaşlar, çocuk konusu ciddi bir konu. Böyle münasebetsiz bir şakaya malzeme olmasını istemiyorum Victoria. Aa Cem, aman kabul et ki çok eğleniyoruz. Yalnız bir şey söyleyeyim, bence de lüzumsuz bir şey yapıyorsunuz. Şimdi yani Victoria alınmasın, evlilik dışı çocuk yapma fikri zaten bence biraz tuhaf. Artık bunun şakası bence iyice saçma yani, ayıp. Evlilik dışı değil Aslı, biz evleniyoruz. Evet, son karar oymuş. Duydum. Yani üzerinde konuşuyoruz. Hani böyle şu gün evleneceğiz diye bir şey yok. Cem, teklif ettin. Şüphen mi var? Hayır, çocuk yapacaksak evlenelim dedim. Sen de tamam dedin. Onun için şimdi sakin sakin böyle düşünmek lazım. Ha biz bir 15 güne boşanalım da ondan sonra ne yaparsanız yapın. Ha iple çekiyorsun galiba ha? Merhaba Burhan Bey. Merhaba. Bütün bu test sonuçları sizinmiş. Ah sonuçta çıktı cizil. Ya ben bu kanım falan çekildi. Bu defa acayip zorlandım. MR'da da çok sıkıldım, bunaldım. Ama diyecek. Ne diye? Vallahi bir doktorun bakması lazım. Aman boş ver şimdi doktor. İşim gücüm var benim. Sen test sonuçlarını bana söyle ha hacı. Hakırlayayım. Burhan Bey bir doktorla konuşsanız daha doğru olur. Aman bebişim, yani devamlı müşteriyim ben, sürekli gidip geliyorum, anlasana. Sen şimdi bu test sonuçlarını doğru olarak söyle, normalse yarın öbür gün senin de bir işin olur, ben de onu hallederim. aslında benim de senden bir ricam var ama söylemeye utanıyorum. Neyse, test sonuçlarına bir bakalım. Evet. Yani her şey normal aralıklarda görünüyor. Oh, i̇şte
bunu bekliyordum. Her şey çok normal. Benim DNA'larım zaten süperdir. Kusursuzdur benim DNA'larım. Biyolojik baba olacağım. Enteresan olan sizin kan hücreleriniz herkesin gibi yuvarlak değil, elips şeklindeymiş. Elips mi? Yıkıldım ya. Ne olacak şimdi, ölecek miyim? Yok canım yok. Bu başka bir şekil canım. Bildiğim kadarıyla bu sadece İskandinavlardaki bir özellik. Vay anasını. Ailede var mı? Oh. Çok heyecanlandım. Hemen tarıyorum zihnimi. Ah, bir çakır gözlü nene vardı. Yan komşu köyden gelmişti gelin olarak bize. Acaba ondan mı bulaştı ya bize? İskandinav olmazsın bizim nene. Vay anasını. Atalarım Viking boylarına mı denk geliyor, Tokat'a mı yerleşmiş acaba? Vay anasını ya. Çok sevindim ben buna. Vay anasını ya. Hemen tarih araştırmam lazım. Benim ricam da. Hani sizi hep hastaneye getirip götüren bir hanım var ya. İskandinav mı? Siz? Evet. Tıbbi bir gerçekliğe her şeye böyle dikkat ettiyseniz... ...tıkır tıkır 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 açıklamaya kavuştu ya. Ha, şimdi kan hücreleri elips olunca kan beyne daha mı geç gidiyormuş ya? Hayır efendim. Beyaz tenim, küllü kumral saçlarım ve... soğuk ve mesafeli yapım var ya, bunların hepsinin açıklaması meğerse buymuş ya. Dikkat ettiniz mi Kübilay Bey? Az önce espri yaptınız. Kaç halı olduğunu bilmiyorum ama dikkat ettiyseniz ben hiç sinirlenmedim. Soğuk ülke insanıyım ya. Hiç parlamıyorum. Ondan dolayı da sakinim yani. Ginlerim de yok. Burhan Bey, bu İskandinav kanı taşıdığınız kesin mi? Bunu doktor söylüyor evladım. Doktorlar söylüyor bunu. Mesela ben seni kadın olarak görmüyorum. Niye? Çünkü bizim oralarda çok böyle senin gibi sarı sarı kızlar o kadar çok ki... ondan dolayı etkilemiyor beni. Mesela burada hiç olmadığı için... ondan dolayı seni bir halt zannediyorlar. Sizin oralar derken? Her şey işte ya, Stockholm, Kopenhagen, bizim oralar, bizim civarlar işte. Ah. Ölmeden önce şöyle bir memleketime gitsem. Ah, ölmeden önce şu fiyortları bir görebilsem ya Rabbim. Ah. Burhan Bey, ceketiniz. Aa, gerek yok Fatoş Hanım. Çünkü benim bünye soğuk havalara göre tasarlanmış. Onun için ben hiç üşümüyorum. Aslı yarım, akşam seni biriyle tanıştıracağım. Teşekküre hiç gerek yok. Kimi tanıştıracaksınız? Ay istemiyorum ben kimseyi lütfen. Aa, yavaş ol bir doktor. Şık giyin, azıcık da kırıt. Ha, tamam mı? Çünkü kendisi İskandinav değil, onun için sarı saçlarını etkileyebilirsin. Hadi görüşürük. Aman öf. Yakışıklı doktor. Kulağa fena gelmiyor aslında, ha? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Aldı.